Berna. Ben başındaki bandanasını sevmedim. Ya da renginden dolayı da olabilir. Bandana. Saçındaki aksesuarı sevmedim. Öyle söyleyeyim o zaman. Sevmedim. Rengini hiç sevmedim. Ayakkabım ve çantan güzel. Kot bu arada çok yakışmış. Ben ilk defa seni kotla görüyorum. İzlediğim bölümlerde de kot giydiysen o bölümleri izlemedim. Öyle söyleyeyim. Yakışmış. Gömleğini de çok beğendim. Ben sadece saç aksesuarını beğenmedim. Teşekkür ederim. Berna niye bir gergin yorum yapıyorsun? Ya yok gergin değilim aslında. Yorum yapınca karşıdan aldığım tepkiye göre gerilebiliyorum. Öyle. Sadece sert bir tepki miydi? Hayır sert tepki değil. Ben de sert bayağı tepki vermedim. Bayağı zorlanacaksın eğer sertse bu. Yok hayır benim sertim çok de çok sert. Var. Vah. Evet. Ben en azından buraya gelirken izledim. Az çok tanıyorum. Ama sen beni tanımadığın için bilmiyorsun. Zamanla. Değil. Kendini zor kontrol edermiş gibi bir halim var. Hani yani patlasan evet. Acaba buradan kaçışır mıyız diye de endişelenmiyor da değilim. Yani patlama noktasında değilim. O kadar çok şey yaşamadık tabii. Sinirlenince, daha 3 gün oluyor bugün. Çok mu parlarsın sinirlenince? Nasıl yani tepki verirsin? Çok tahammül edemediğim bir şey olursa evet parlayabilirim yani. Çözmeye çalışıyorum da o yüzden. Tamam. Deniz. Ben Bahar'ın bugün tarzını çok beğenmedim. Çok çok güzel halleriyle burada gördüm çünkü. Saçına taktığı aksesuar ona çok yakışmış. Daha bebek gibi zaten bebeksi olmuş. Yani ben daha çok kısa ve güzel elbiselere yakıştırıyorum onu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben onları giymeyi daha çok seviyorum. Simay. Ben bugün beğenemedim Bahar'ı. Yani gömleği güzel ayrıca. Hı. Ama sadece gömleği. Renkleri de uyduramadım birbirine. Kotun bitiş yerinden hiç emin değilim. Bence daha kısa olması gerekiyor. Hatta emin bile olabilirim o kotun bitiş yerinin öyle olmaması gerektiğine. Bilmiyorum. İlk kez bir kot bana kısa olmadı. Ben de tadını çıkarmak istedim. Gittiği yere kadar katlamadım. Keşke. O şeylerini de pek fazla sevemedim. Tek yırtık olsaydı daha güzel olabilirdi. Üzgünsün. O yüzden anlıyorum kafa karışıklığını. Onları da daha fazla yırtmak isterdim. Hı? Daha fazla yırtık olsun isterdim. O zaman daha karışık dururdu bence. Ben diğer hallerine göre bugün beğenemedim Bahar'ı. Merve, son yorum. Ben o kadar beğenmedim diyemeyeceğim. Bana tatlı geldi. Kafandaki aksesuarını da ben gömlekle uydurdum. Sadece hani gömleğin şurasındaki detayı istemedim. O çok karıştırdı. Diğer türlü çok tatlı görünüyorsun bence. Hazırsan geçebilirsin. Bahar hoş geldin. Ay ben Üyertaş Hanımefendi. Ne oldu sana böyle? Neyin var? Biz sana Bahar alerjilerim başladı. Biz sana alışkın değiliz böyle. Ne oldu? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Anlat bize. Dün psikoloğun psikiyatra gidiyordun. Ne oldu? Bugün de zıttını yaptım. Ya. Eğlenceli bir şeyler yaptım ama yine eğlenemiyorum. Niye eğlenemiyorsun? Allah. Mutsuzluk bulaşıcı galiba bir sonraki güne bulaşıyor. Ha, aman yarına bulaşmasın. Biz sana böyle alışkın değiliz. Yeni gelen ne dedi sana? Ne oldu? Affedersiniz ben isim unutuyorum düşündük. Ya. İsmi... Berna. Berna ne dedi? Gergin yaptığını düşündük. O da karşımda aldığım tepki. Bir daha söyle, pardon. Onun gergin yorum yaptığını düşündük. Yorum yaparken kendi kendine gerildiğini hissettik. Ona bunu söyledik. O da karşıdan aldığım tepkilere göre şekil değiştiriyorum dedi. Ben de tepkimin onu germemesi gerektiğini söyledim. Eğer benim bu tepkim seni gerecekse daha çok gerilirsin dedim. O da yani gerilmemi hiç istemezsiniz. Hani gerildiğimde çok geriliyorum falan dedi. Yanlış anlaşılma oldu herhalde. Gergin bir ruh hali varmış zaten. Sen gergin misin? Yo hayır gergin değilim. Ben gergin söylediğin yoruma göre gerilirsem gerilirsin demedim. Sadece dedim ki ben sizi tanıyorum. Sonuçta izleyerek geldim. Az çok biliyorum.
Ama siz beni tanımıyorsunuz dedim. Ha, bunu yani da Bahar'a söyledim, Bahar'la konuşuyorduk. Zamanla tanırsın dedim o anlamda. Hayır, ben mi duymadım Bahar bir şey mi söyledi diye? Hayır, ben saç aksesuarına bandana dedim. O da alaylı bir şekilde bandana dedi. Saç aksesuarı diye düzeltince... Yok, ben sevimli olmuştum bandana oldu demesini. Denizli nasıl iğneliyorsam ve bunu sempatik şekilde yaptığıma inanıyorsam ona da aynısını yaptım. Kötü bir niyetim yoktu. Herkesi Deniz'le mi karıştırıyorsun? Senin dediğin şeyler benim hoşuma gidiyor. Onun hayır, gitmedi Deniz. Her gördüğünü Deniz mi görüyoruz? Neyse, ben anlayamadım da bilmiyorum yani. Şu an burada sen beni enterese ediyorsun. Biz sana böyle alışkın değiliz. Mutsuzsun, orada oturuyorsun, gözlerin gidiyor. Ne olacak böyle, ne zaman düzeleceksin? Ne ha? Ben düzelirim ama. Bir derdin, sorunun varsa söyle bize. Ben hep söylüyorum ki size, bunu da söyledim. Saçından ötürü. Tekrar söylemeyelim. Ay ne var ayol saçında, dibi sende. Aa, dibi sende saçın ya. İnsan saç için üzülür mü? Ha, morali bozulur ama dibi bak. Dün de söyledim, bugün de söyledim. Allah korusun. Bir yerine bir şey olsa, tekrar yerine gelmezse o zaman üzül ama... Bir saç için bu kadar keder yapılır mı? Ama ben 10 yaşından beri saçlarımı uzatıyorum. 10 yaşından 18 yaşına kadar uzamıştı. Ama Bahar, sen saçını yazın mı kestirdin? Yazdan buraya kaç bahar geçti? Sen şimdi evet, niye ağlıyorsun? Bilmiyorum, ben uzayacak sanıyordum. Ne? Ben hemen uzar sanıyordum. Ay hemen uzar mı saç? Sabır gerektirir saça. Çıt çıt tak bir şey ya. Baktım ki uzamıyor, benim de sinirlerim bozuldu. Saçının rengi çok çirkin. Ben hiç beğenmiyorum. Kemal, güzel mi bu saçın? Söyledim zaten, ben dün benim odama geldi. Ne yapması gerektiğini söyledim. Ama o biraz sabit fikirli olduğu için. Sen burada her gün ağlayacaksan git buradan. Ben seni böyle çekemem. Biz senin deliliklerine alışmışız. Böyle de oturunca içimi karartıyorsun. Senin aran ortan yok yani. Ortanı bul. Böyle de çekilmiyorsun, öbür türlü de çekilmiyorsun. Bunun bir arası var. Onu yap, gül biraz. Espriler yap. Biz sana öyle alışmış. Sonra ne olacak o dondurma şarkın senin? Arabesk şarkı yapacağım artık. Acılı, keder dolu bir şarkı. Aa, şey, damar. Saçlarım evet, uzamadı. Şey... Allah kahretsin olsun şarkının adı. Evet, yok. Ay, ruh ikizi gibiyiz seninle Bahar. Bir şarkı var. Onu sana hediye ediyorum. Ağlıyor yine. Şey, Kalbenden Saçlar diye bir şarkı var. Her yerde saçlar. Kimin bu saçlar? Bak bak bak, titriyor, ağlıyor. Kız cilt. Aa, şarkıyı da kulağını da kapatıyor. Ama ciddi, mutsuz yani. Biraz fazla uslu mu gidiyoruz acaba? Dedi ki demin arabesk okuyacağım, dondurma gibi okumayacağım. Ha, gel yanıma, gel gel. Şimdi gelmez de. Ay, günah, ağlama. Gel gel. Üzülüyorum gerçekten. Gel. Ağlıyor mu? Baksana. Ağlıyor. Gözyaşları var. Ya bakayım, aç gözünü. Ay varmış be. Ben de bu ışıklardan göremiyorum. Gel otur bakayım şöyle. Gel gel gel. Gel bak, diyecekler ki yine Bahar'ı şımartıyor. Şımartmıyorum. Ağlayana dayanamıyorum. Psikolojisi bozuk. Bak, arkadaşların da üzülüyor sana. Onlar beni anlayamaz. Ne? Anlamıyorlar onu. Anlamıyorlar mı seni? Anlamıyor. Anlayamıyorlar. Anlıyorlar saçlarından ötürü olduğunu. Bir tek beni sen anlarsın. Benim de saçlarım kısa ya. Uzayacak saçlarım. Ay bak bak, arkadaşların da üzülüyor. Uzar saçların ya. Bahar, sen hani büyümüştün? Hani büyümüştün sen?
Bak Bahar, arka. Bence sen saçlarını uzatma. Ben uzattım da ne oldu? Ay 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 bakar ben mısın? Ben uzattım da ne oldu? Ay Allah'ım yarabbim. Bu hakikaten büyümemiş bu. Kadın oldum diyordu. Ben artık büyük kadınım diyordu. Ben saçı için ağlayan. Ben olgun olmuş. Vallahi. Yemin bile edebilirim. Bence inandı bana şu anda. İnandın mı ona? İnandım. Hadi kalk arkadaşınla. Hadi al bunu götür. Anam burası kreş mi nedir ben de bilmiyorum. Ne diyecektin? Ne dedin? Başka bir şey diyecektin sen. Kreş. 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 Bahar, bugün moralin çok bozuk. Biraz belli ki böyle bir gömleği takmışsın. Belki de bu pantolonla mı geldin? Sana böyle yapsam üzülür müsün? Siz bana her yorum yaptığınızda zaten mutlu oluyorum. Ters ya da değil fark etmez. Siz nasıl Peki. isterseniz. Sen ağladın, üzüldün. Bak seni yine... En iyi davranan arkadaşım buraya o geldi, gördün. Biliyorum, Dilara benim en iyi arkadaşım. Ah! Her gün başlıyor. Bravo! Wow. Dilara gördün mü? Dilara yalnız değilsin. En iyi anlamadım bile. Yalnız değilsin. En iyi arkadaşın sen misin? Deniz ne oldu anam? Sattı Deniz'i. Ne oldu sana Deniz? Ne oldu böyle? Ya benim acelem yok, bir hafta falan sonra. İşte bu. Ay işte gerçekten işte bu vallahi. Arkadaşlık. Üzgünüm önemli. Bahar seni olsun kafan iyi değil. Kötü gelmişsin. Ama öbür Bahar kadar asla kötü değilsin. Yine güzelsin. Hoşçakalın efendi. Bahar hoş geldin. Ay, günah yol bugün çok üzgün. Ben hakikaten çok üzüldüm seni böyle bir gördüğüm zaman. Ağlama yani şey o saçlar değil uzayacak. Değil mi biz alışkın değiliz. Uzayacak o saçlar. Yani bazen alıyor, üzmüyor kendisini. Ben anlıyorum. Ama bazen hakikaten canının içinde yani yıkıyor gibi ve bayağı ağlıyor şu anda. Ben hakikaten üzüldüm. Ağlama, bu saçlar uzayacak. Eğer bu saçı kullanmak istemiyorsan şeyde boncuklar değil mi kaynakları onlara tak. Yani bir yere kadar kullan, sonra uzar saçlar yani. Ben saçlarım kötü diye üzülmüyorum, kötü olduğunu düşünmüyorum. Ben sadece kestirdiğim saçlarımı özlüyorum. Ama bitti o. Çünkü onlar benimdi yani. O kesti, bitti, gitti. Ben bir şey yaptıracağım. Bahar ne olur ağlama ya. O gitti, bitti yani. O başka bir de geri gelmez o saçlar. Onu kabul et. Yani. Onun için ağlama, o başka bir şey. Onun için ağlama lütfen. Biz öyle alışkın değiliz. Evet, alışkın değiliz böyle. Zaten kimse ağlamasın yani, herkes mutlu olsun. Ay evet, vallahi içim katılıyor. Ama yani kötü yani şey hissediyorsun biliyorum. Olma, yani onu da atlama, çalış. Ne diyeyim yani, kot pantolon da güzel, yakışıyor sana. Biraz paçayı çevirsene böyle, sol tarafta, şeyde duruyor. Evet, ayakkabını ben sevmedim, gömle güzel, kötü değil. Leopar çantı da sevdim. Bandanaya, olabilir, olmayabilir. Yani bütün olarak kötü değilsin. Ama ben sende daha o senin tarzın, Bahar tarzın bekliyorum yani burada gelmeye. Senin kafadan biraz karışık o saçların dolayı. Herhalde onu etkilendi bugün bu kombine. Bugün tersi. Bahar. Merhaba. Saçını uzatalım. Kaynak yapalım. Rengini yapalım. Sen mutlu hisset kendini. Benim eski saçlarımı görseydiniz bana kaynak yapalım demezdin. Çok tamam, güzeldi, ama çok şu an saçlar. Diyoruz ihtiyacın var çünkü. Kendi saçın olmaz ama en azından aynaya baktığında kendini iyi hissedersin. Böyle bir şey yaparsak. Yapalım mı hafta sonu? Ben... Yapalım. Ama o zaman kendi saçlarıma haksızlık etmiş olmaz mıyım? Olmaz, bir şey olmaz. Saçların uzayana kadar onlar sana eşlik edecekler. Tamam mı?
Hafta sonu hallediyoruz o zaman. Ağlama artık ne olur. Allah geri dönüşü olmayan şeylerin başına gelmesinden korusun seni. Evet, amin. Bu çok çok eften püften bir sebep. Bu ağlamaya değmez. Ben bir de biliyorsun bu hafta benim psikolojim biraz kötü. Birisi ağladığı zaman ben kötü hissediyorum kendimi. Biliyorum onun içinde boğazım ne kadar düğümleniyor. Biliyorsun. Ağlamak da istemiyorum. Lütfen azıcık beni düşün. Beni düşünün hepiniz. rica ediyorum sizden, tamam mı? Tamam. Tarzdiyiz. Sen gece ne yapmış biliyor musun? Ne ben yapmış? Foto koydum Instagram'a. Repost etmiş, saçlarım kadar seni seviyorum. Bir gülmem geldi. Beni saçlarınla mı bir tutuyorsun? Ben hayatta en çok onları seviyorum. Bir de seviyorum. Tamam Bahar, hadi tamam, ne olur Bahar, ağlama geç yerine.